Arkadaşlar merhaba, ben Rüştü Hoca. Dil bilgisi denemesiyle karşınızdayım. Evet, 10x15 yeni kitabım sayılır arkadaşlar. Çıkalı ne kadar oldu? Bir ay falan oldu olmadı. Dil bilgisi denemelerimden arkadaşlar 9. denemeyi seçtim. Şöyle açtım, dedim ki evet 9'u çözelim. Haydi o zaman 9'da hemen başlayalım arkadaşlar. Buradan güzel bir deneme seçtim. Tek tek satır satır gidelim. Ben de buradan da açayım. Bir yandan tek tek oradan bakarak da eleme yapa yapa gideceğiz. Hiç vakit kaybetmeyelim, hakkını vere vere gidelim. Parçanın oralanmış cümlelerinden diyor. Hangisinde fiil misli yer verilmemiştir? Güzel. Hemen bakalım arkadaşlar. Hangisinde fiil mislimiz yok. Ezber bilmek, bilmek değildir diyor. Bilmek derken makmek. Yine burada makmek. İsim fiiller var. Fiil mislimiz var arkadaşlar. Dikkat. Belleğimize emanet edilen her şeyi saklamaktır diyor. Burada da emanet edilen derken an en. Saklamaktır da makmek, eyvallah. İnsan kendiliğinden ikiye de attık hocam. An en'i gördük, geçtik orada. İnsan kendiliğinden bildiği her şeyi ustasına bakmadan, kitaptaki yerini aramadan istediği gibi kullanır diyor. Eyvallah. Burada da mesela bildiği her şeyi derken dıktikimiz var. Bakmadan derken madan meden var. Aramadan derken madan meden var. Eyvallah. İstediği gibi kullanır derken dıktik var. 3 numaranın hemen hemen her sözcüğünde filmisi var neredeyse. 4 numaraya bakıyorum. Tümüyle kitaptan bir bilgi. Ne sakıcı bilgidir diyor. Burada kitaptan derken oradaki tan tem böyle hani an ene gidebilir miyiz havasında havalı duruyor. Ama dan denek ki onunla işimiz yok. Hiç işimiz yok hocam. 4 numarada herhangi bir fiilimse yer verilmemiş. 5'e bakalım. Böyle bir bilgi bir süs olarak arak erek eyvallah kullanılsın ama temel olarak değil diyor. Arak erek burada da var. Doğru cevap kesinlikle D seçeneği olacak. 1, 2 ve 3 ve hatta 5'te. 1, 2, 3, 5'te fiilimsimiz varken 4 numarada fiilimsinden eser yok hocam. Devam. İkinci soruya bakalım bir yandan da tik atarak evet işaretleyerek gidelim. Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerde geçen ikilemeleri türce ikişerli gruplandırırsak hangisi dışarıda kalır diyor. Oba, soru budur hocam, uyan. Çoluk çocuk uykunun cazibesine dayanamamıştı. Şimdi burada arkadaşlar çoluk çocuk derken normal bir ikilememiz var. Burada isim göreviyle kullanılmış. Yani hiçbir eylemin önüne gelip eylemi nitelememiş, zarf olmamış, ismin önüne gelip ismi nitelememiş, sıfat olmamış. Bayağı isim tek başına. Ne diyor? Civardaki tek tük ışıklar da söndü. Söndü diyor. Söndü bu arada evet. Söndü. Tek tük ışık derken burada sıfat olarak kullanılmış bu ikileme. Çok güzel hocam. Devam. Herkes odasına çekilmiş. Mışıl mışıl uyuyordu. Mışıl mışıl ikilemesi eylemi niteleyeceği için, eylemin nasıl yapıldığını söyleyeceği için zarftır arkadaşlar söylediği için. Tamam. 4 numaradayım. Bense derslerime çalışamamıştım bile doğru dürüst. Ha, doğru dürüst çalışamamıştım demek istiyor. Burada da zarf olarak kullanılmış. Yani ben 3 ve 4'ü çok rahat eşleştirebilirim. 1, 2 ve 5 olayı çözecek şimdi. Bu eski püskü gaz lambasının, ha eski püskü gaz lambası, bu da sıfattır arkadaşlar. Demek ki 2 ve 5 sıfat, 3 ve 4 zarf ama 1 numara isim olarak kullanılmış. Evet, ikinci sorunun cevabı A seçeneği olacak. Gayet güzeldi bence. Yerindeydi. Hem ikileme bilgisi yani söz öbeği bilgisi istiyor hem de sözcük türlerinin tamamını neredeyse. Hadi üçüncü soruyu da şöyle görelim hocam. Ha hocam, vardı böyle bir imkan da Allah aşkına bizi niye sayfaya boğdun ya? Evet, üçüncü soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde tüm sözcüklerin yazımı doğrudur diyor. Oba, bu ne hocam, yazım kurallarında arşa çıkmış soru artık, dikkat. Winston tam 112 gün sonra Julia'ya koridorda rastladı diyor. 112 gün sonra, orada sayıların yazımı ile ilgili bilgi var. Özel isme gelen çekim ekinin ayrılması var, sıkıntı göremiyoruz. Aralarında birkaç metre kala kız yüzü koyun yere kapaklandı diyor. Aman dikkat arkadaşlar, yüzü koyun burada bitişik olacak, bu yanlış yazılmış. Kızın elini sımsıkı tuttu, onu yerden nazikçe kaldırdı. Nazikçe ne demek? Nazikçe olacak. Şurada bir benzeşme olması lazım. Olmamış. Burada bir yazım yanlışı var demek ki. Kız yoluna devam ederken Winston eline bir kağıt tutuşturulduğunu fark etti diyor. Kağıt derken ağanın üzerinde şapka olması lazımdı. Buradaki yanlışımız da bu. Notta caddenin karşısındaki antika dükkanında bekliyorum yazıyordu. Dükkan derken bu ağanın üzerinde de arkadaşlar, aman dikkat, silgiye değil kaleme alalım, şapka olacak. Demek ki 2, 3, 4, 5'te yazım yanlışı var. Ama 1 numarada hiçbir yazım yanlışı yok. 3'ün de cevabı A olacak, 2'nin olduğu gibi. Geldik hocam 4. soruya. 4 neredesin? Hah, süpersin. Ne diyor? Hemen daha da büyütelim. İyice hakkını verelim hocam. Sınırları zorlayalım. Bu cümlede geçer. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi niteleyicisi de kullanılmamıştır diyor. Oba, bu ne hocam? Orijinal hiç görmedik böyle bir soru. Niteleyicisi de kullanmak yani sıfat tamlaması içerisinde yer almamıştır diyor. Dikkat. Hemen aldık. Geçen zaman, bakın dikkat. Nasıl zaman? Geçen zaman. Niteleyicisi de kullanılmış. Orman ne diyor? Samimi birkaç dost. Hah, dost zaten samimi birkaç da zaten nitelenmiş, tamamdır. İle ormana doğru yaptığımız küçük bir gezinti. Nasıl gezinti? Küçük gezinti, tamamdır. Kararmış ruhuma etkili bir ilaç gibi. Etkili ilaç, ilaçta niteleyicisi de kullanılmış. Ama 4 numaramızda, daha doğrusu 4. sorumuzda C seçeneğimiz. Orman sözcüğümüz niteleyicisi de kullanılmamış. Sadece isim olarak yer almış burada. Aman dikkat. Geldik arkadaşlar 5. soruya. Sorumuz şöyle bir büyüsün. Eyvallah.
Parça numaralanmış yerleri koyulması gereken noktaların işaretleri Türkçe ikişerli gruplandırılırsa hangisi dışarıda kalır diyor. Yani nokta virgül, nokta virgül, 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 nokta. Noktayı aldım diyor. Eskiden ülkelerin zenginliğinin ölçütü, sahip olunan toprak ve doğal kaynakların miktarıydı. Tamam, şimdi bakın dikkat. Ben buraya virgülü çok rahat yapıştırdım değil mi? Tam buraya nokta koyacaktım. Şu Z'nin küçük olması bana noktalı virgül anımsattı. Çünkü burada zaten virgülümüz var. Tamam. Zenginleşmenin yolu. Daha geniş topraklara hükmetmekten geçiyordu. Yolu, virgül, eyvallah. Sonrasında arkadaşlar geçiyordu demiş. Ben buraya çok rahat noktamı koyabilirim. 20. yüzyılın, 20. yüzyıl derken buraya da nokta koyacağım. 20. yüzyılın ikinci yarısında bilimsel araştırmalara ağırlık verilmesiyle bu anlayış değişti diyor. Doğal olarak ben burada 1 ve 3'ün virgül, 4 ve 5'in nokta olduğunu görüyorum. 2 numara tabii ki B seçeneği benim doğru cevabım olacak. Oraya noktalı virgül gelmiş. Bence güzel gidiyoruz. Sağlam gidiyoruz hocam. Haydi devam edelim. 6. soru gelsin hemen aşağısında. Ne diyor? Güzel de bir sığsın şöyle. Harika. Evet 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 evet. Hatta şu sağdaki noktayı daha virgülü de daha doğrusu çizgiyi de bir yok edebilirsek harika şimdi. Bu dizelerde hangisi yoktur diyor arkadaşlar. İşte soru budur. Tek tek beraber bula bula gidelim. Şimdi birleşik zamanlı fiil, zarf fiil, at tamlaması, sıfat fiil ve zaman kayması. Hava keskin bir kömür kokusuyla dolar. Kapanırdı daha gün batmadan kapılar. Kapanırdı derken geniş zamanın hikayesi. Yani birleşik zamanlı fiili görüyoruz. Birleşik zamanlı fiil demek eşittir İki kip demek değil mi? İki kip de var zaten. Tamamdır. Daha gün batmadan kapılar derken madan meden çok net zarf fiilimiz, eyvallah. At tamlaması var mı? Kömür kokusu, tabii ki kömürün kokusu. Araya ın in getiriyorsunuz. Oluyorsa at tamlamasıdır. Olmuyorsa sıfat tamlamasıdır değil mi? Bu at tamlaması bariz. Sıfat fiile zaman kayması kaldı. Bu afyon ruhu gibi baygın mahalleden hayalinde tek çizgi bir sen kalmışsın sen diyor. Şimdi bakın dikkat. Kapanırdı daha dün gün batmadan kapılar diyor. Hava keskin bir kömür kokusuyla dolar. Yani aslında dolardı. Burada her ne kadar dolar deyip geniş zamanı ifade etse bir ara dolar değil. Doluyor diyor aslında. Bakın zaten ne diyor ikinci dizede? Kapanırdı daha gün batmadan kapılar. Yani önce bir yani keskin bir kömür kokusuyla ama bir dolar. Sonra kapılar kapanır falan. Yani doluyor, dolduğu gördüm diyor bir anlamda. Ama geniş zamanı kullanmış burada. Eri kullanmış olan bir şeyi söyleyerek. Doğal olarak bir zaman kayması, anlam ya da kip kayması dediğimiz şey yaşanmış. Sıfat fiildeki olan anası mezar dikecekmiş ve ır ir biliyorsunuz. Ir ir ur ür. Burada hiçbir yerde kullanılmamış. Bizi böyle ters köşe yapacak kalmışsındaki mışmış var. Ama o da kip eki olarak kullanılmış, zaman ifade etmiş. Yani herhangi bir fiilimse sıfat fiil daha doğrusu, daha doğru ifadeyle kullanılmamış. Geldik hocam 7. soru. 7. soru ancak bu kadar sığacak gibi. Bakalım yine de cevabımız ne olacak? Aman ekran, gel ekran, harikasın geldi. Numaralanmış dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi doğru olmaz diyor. O zaman satır satır gidelim beraber, baka baka gidelim bakalım hangisi doğru değilmiş. 5'te diyor, E ile başladım arkadaşlar, lütfen dikkat. 5'te bir at tamlaması başka bir at tamlamasının sıfatı olmuştur. Bakıyorum, çiçek güzeli masa örtüsü dururdu odasında. Çiçek güzeli, çiçeğin güzeli, doğru, çiçek güzeli bir sıfat tamlaması değil. Masa örtüsünün, yani nasıl masa örtüsü, çiçek güzeli masa örtüsü. Masa örtüsü isim tamlamasının aynı zamanda sıfatı olmuş. Bu çok doğru bir ifade arkadaşlar. Çok da böyle karışık da bir ifade. Doğru anlamanız çok önemli. Doğru yapmamış olsanız bile lütfen dikkat. 4'te ad tamlaması bir belgesiz zamir ve bir adla kurulmuştur diyor. 4'e bakıyorum. Ne edersin? Ölüm herkesin başında. Uyudun uyanamadın olacak diyor. Herkesin başı. Evet, bir belgesiz zamirimiz var herkesin. Bir de ismimiz var, adımız var. Evet doğrudur. Belgesiz zamir ve adla kurulmuş. O da doğru. 3'te tamlayanla tamlanan arasında başka sözcük girmiş. Bir belirtili ad tamlaması kullanılmıştır. Gökyüzünün başka rengi de varmış. Geç fark ettim taşın sert olduğunu diyor. Gökyüzünün rengi arkadaşlar. Burada belirtili isim tamlaması. Araya bir tane sıfat girmiş. Eyvallah. 2'de belirtisiz ad tamlamasına yer verilmiştir diyor. Hayal meyal şeylerden ilk aşkımız. İlk aşkımız orada sıfat tamlamasıdır. Hatırası bile yabancı gelir. Başka herhangi bir şey göremiyoruz değil mi? Aman dikkat. Bir belirtisiz ad tamlaması yok arkadaşlar. Doğru cevap B olacak. Bir de tamlayan ile tamlananı yer değiştirmiş, belirtili at tamlaması vardır diyor. Yaş 35, yolun yarısı eder, Dante gibi ortasındayız ömrün. Ömrün ortası olacak. Bakın bu tamlayan ve tamlananın yer değiştirmesi cümlelerinin, görüntülerinin, örneklerinin hemen hemen tamamına yakında bir devrik cümle havası vardır. Bunu lütfen unutmayın arkadaşlar. O zaman bir numarada ömrün ortası diyeceğiz. Yani yer değiştirme durumu söz konusu. 7'nin cevabında B olduğunu söyleyeceğiz. Şöyle azıcık küçülteceğiz. Geçeceğiz bir diğer sayfaya. 8. soruya bakacağız. Dil bilgisi denemelerinden gidiyoruz arkadaşlar. Haberiniz ola. Dikkat. Evet. Hangisi yanlıştır diyor 8. soruda. Bakalım tek tek yukarı doğru yavaş yavaş gideceğiz. Doğruyu bulsak bile. 5. dizede ismi yüklem yapmak amacıyla ek fiil kullanılmıştır. 5'e bakıyorum. Görüşmecim yeşil soğan göndermiş diyor. Görüşmecim, tamam, gelecek kişi, eyvallah. Yeşil soğan göndermiş diyor. Yok burada herhangi bir şey, bu denilen şey. Yani masa dese mesela, masaydı olsa evet ismi burada yüklem yapmış derim. Burada böyle bir şey yok.
Dördüncü dizede işaret sıfatı kullanılmıştır diyor. Zulamdaki mahzun resim. Hangi resim? Zulamdaki resim. Burada işaret sıfatı olarak kullanılmış, eyvallah. Üçüncü dizede bir sözcükte çekim ekinden, bir başkasında yapım ekinden dolayı ses olayı olmuştur diyor. Üçüncü dizeye bakıyorum arkadaşlar. Uğrunda ölümlere gidip geldiğim diyor. Bakın dikkat. Geldiğim derken burada bir ünsüz yumuşaması var değil mi? Dikkat çekiyor. Hemen yumuşak G'yi gördük. Bu neden olmuş? İm benim geldiğim. Burada bir çekim eki gelmiş. Yumuşama olmuş. Evet, çekim eki tamamdır. Uğrunda ölümlere gidip geldiğim diyor. Burada şöyle bir bakıyorum. Gidip kelimesinin kökünün gitmek olduğunu görüyorum arkadaşlar. Gitmek kelimesi ip zarf fiil eki. Yani bir yapım eki almış. Yapım eki alırken de bir ses olayı meydana gelmiş. Yumuşama olmuş. Doğal olarak aman dikkat, burada tabii ki ne olacak? Hem çekim hem de yapım ekinden kaynaklı. Uğur kelimesi de tabii ki çekim ekinden kaynaklı olacak ama orada geldiğim ve gidip de bariz bir yapım eki ve çekim eki gelirken ses olayı olma durumu var. Bence çok orijinal bir seçenekti. İnanılmazdı. İkinci söz dizede diyor. Düşen bir tamlayanın yerini tutan birden çok iyilik eki kullanılmıştır. Yastığım, ranzam, zincirim. Evet, benim yastığım, benim ranzam, benim zincirim. Doğru. Düşen bir tamlayan var. Onun yerine kullanılmış onlarca iyilik zamiri. Eyvallah hocam. Birinci dizede soru edatı kullanılmıştır. Haberin var mı? Taşlı var diyor. Buradaki mığmi tabii ki soru edatıdır. Bunu da görmüş olduk. Doğru cevap 8. soruda E seçeneği olacak. Hemen ben de işaretledim. Geldim hocam 9. soruya. Hangi ses olayı yoktur diyor. Hemen şöyle yaklaştıralım hocam. Ne diyor? Ünlü değişimi, ünsüz yumuşaması, ünsüz sertleşmesi, ünlü daralması ve ünsüz düşmesi. Şimdi ünlü değişimi bana diye başlamış. Zaten ben A seçeneğini direkt olarak eledim. Hediye alınan arabanın rengini. Arabanın derken nın mesela. Rengi rengini derken ne orada? Bariz bir şekilde kaynaştırma. Rengini derken renk kelimesinin ünsüz yumuşaması olduğunu görüyoruz. Var mı ünsüz yumuşaması? Var tabii ki. Görünce bu durumun yükselttiği. Yükselttiği derken şu çift T'ler lütfen benzeşme olsun. Yani bu çift T'leri şeye lütfen götürmeyin. Tabii zaman zaman olabilir, kullanılabilir ama ünsüz türemesiyle lütfen çağrışım yaptırmasın. Öldürün yani, net bir şekilde benzeşmeye atın. Çift T'ler gitti. Benzeşme, ünsüz sertleşmesi. Yükselttiği derken bu yumuşama yine arkadaşlar, eyvallah. Yüksek kelime kökü olacağı için bir de ünsüz düşmesini görmek fayda sağlayacak. Adrenalin inanılmazdı diyor. Saygı duyuyoruz. Herhangi bir daralma göremiyoruz arkadaşlar. Çok iyi gidiyoruz. Çok faydalı gittiğimizi düşünüyoruz. Bakalım gelecek yorumlara göre bu denemeleri artırabilirim arkadaşlar. Sonuçta kitap elimizde. Ya kitabı ele geçirdik. Evet, kitap elimizde. O yüzden buradan gelecek yorumlara göre buradaki denemeler artabilir. Çok faydalı olacağını düşünüyorum. DBX denemeleri inanılmaz. Böyle bir seri olması da çok orijinal olabilir. Bakalım sizden gelen yorumlara göre hareket edeceğim. Ama 26'sında genel tekrara başlıyoruz. 26. Eyvallah hocam. Haydi gelsin 10. sorumuz. Bakalım onun cevabı ne olacak? Büyütebildiğimiz kadar büyütelim. Eyvallah. Hangisinde kesme işareti doğru kullanılmıştır diyor arkadaşlar. Bakalım hangisinde kullanılmış. Ben de rektörlüğe müracaat edip sınavın iptalini isteyeceğim diyor. Rektörlük kurum kuruluş gelen ekleri kesmeyle ayırmıyoruz. Aman dikkat. Burada bir yazım yanlışımız var kesmeyle ilgili. Bakanlar kurulunun diyor. Kurul kuruluşlara, kurumlara gelen ekler kesmeyle ayrılmazlar. Kız kulemiz. Bu ne Allah'ını seversen? Kız kulesi. Eyvallah, kız kulemiz. O neydi arkadaşlar? Bakın dikkat. Şeydi hatta. Boğaz Köprüsü diyorduk ya. Köprüsü, onun köprüsü. Eğer diyorduk üçüncü tekil şahıs iyilik eki varsa orayı çıkartıp yerine bir iyilik eki getirirsek kesmeyle ayıramayız diyorduk. Mesela Kuşadası, Kuşadamız derken orada kesme yoktu. Amikovası, Amikovamız derken onu ayırmıyorduk. Veya Boğaziçi Köprüsü, köprümüz derken o mızmizi kesmeyle ayırmıyorduk. Aynı mantıkla kız kulemiz de ayrılmayacak arkadaşlar. Aman dikkat. Lezzet Lokantası'nda yine kurum kuruluşlara gelenekler kesmeyle ayrılmış. 17 Aralık'a kadar sürecek bir kültürel gezi planımız var diyor. 17 Aralık'a derken bakın burada bariz bir şekilde ay adı kullanılmış. Rakam var, sayı var daha doğru ifadeyle. E o zaman belli bir tarih diyeceğiz. Aralık'ın A'sı büyükse, ay adı büyükse gelen ek çekmeki kesinlikle ayrılır. Doğru cevap E seçeneği olacak. Burada doğru kullanılmış, bir yanlış kullanım yok arkadaşlar. Geldik 11. soruya. Bakalım burada ne olacak? Hangisinde zarf cümleci kullanılmamıştır diyor. Güzel. Kullanılmamıştır da yuvarlak işini almakta büyük fayda görüyoruz. Sevdiği çiçekleri dermek için buraya geldi. Niçin? Sevdiği çiçekleri dermek için. Zarf cümlecimiz bariz görüldü. Yola çıktıktan saatler sonra. Ne zaman? Yola çıktıktan saatler sonra. Şarkı dinlerken. Ne zaman? Şarkı dinlerken. İnsanların mutlu olmaları doğayla barışık olmalarına bağlıdır. Bir şey göremiyoruz. Onu anlamak için eserlerini dikkatle okumak gerekir diyor. Niçin onu anlamak için? Eyvallah da dikkatle okumak gerekir. Burada çok bariz bir şekilde zarf tümlecini hissettirdi bize. D seçeneğinde zarf tümlecimiz yok arkadaşlar. Aman dikkat. Geldik 12. soruya. Hemen şöyle bir küçülttük, büyüttük, bir şeyler yaptık. 12 gelsin hocam. İyice büyüsün. Bir görelim onu Allah aşkına. Daha da büyüttük. Eyvallah. Bu parçada numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır diyor. Hemen 11'e D olduğunu bir işaretleyelim. 12'ye geldik. Evet. İnsanın en asil uzvu hangisidir? En asil uzuv. Yani hocam burada bir sıfat tamlaması var. Sıfat tamlamasında araya virgül, herhangi bir noktalama işareti gelmez. Doğru cevap olacak.
diye sorsalar hepimizin vereceği cevap şudur. Dima. Halbuki insanı diğer yaratıklardan ayıran şey dima değil, sadece parmak izleriymiş diyor. Eyvallah. Değilden sonra virgül, şudurdan sonra iki nokta, dimadan sonra noktamız, eyvallah. Virgüllerimiz vesairelerimiz her şey yerinde kullanılmış. Doğru cevap A seçeneği olacak. Tamlama da araya virgül falan gelmemeli. Ne diyor? Bu parça numaralı sözcüklerden hangisi görevce ötekilerden farklıdır diyor. Görevce ötekilerden farklıdır derken işte zamirimi zarf mı falan pistan. Zengin olmanın birçok yolu vardır diyor. Birçok yol derken ismin önüne gelmiş. Burada arkadaşlar bariz bir şekilde sıfat olarak kullanılmış değil mi? Eyvallah. Hepsi de kötüdür diyor. Hepsi derken zamirdir. Belgisiz zamir çok bariz. Herkes için yine zamirdir, belgisiz zamir. Biri yine belgisiz zamir. Bu da hangisi? Bu da bakın dikkat dağın önünde kullanılmış. Yani bu ev, bu araba falan demiyor. Sıfat diyemeyiz. İsmin önünde işaret etme yoluyla kullanılmamış. Burada bariz bir şekilde o da zarf, zamirdir. Zamirdir. 2, 3, 4 ve 5 zamirken 1 numara A seçeneği burada sıfat olarak kullanılmış. Birçok yolu değil de birçoğu deseydi o da yine zamir olarak kabul edilecekti. 13. cevabı da A. Geldik son 2 soruya arkadaşlar. Gelin aklını vere vere çözelim. Ne diyor? Bu atasözünün öznesi aşağıdaki sözcük gruplarının hangisinden oluşmuştur? Al sana 2023 hocam. Ötesi yok. Ekran görüntüsünü al hocam. Hiç utanma, hiç çekinme. Ben zaten sınav soru tahminlerinde inşallah sınavdan 1-2 gün önce soruları her zamanki gibi söyleyeceğim ama yine de bakın burada haber vermiş olalım. Yani herhangi bir ögenin herhangi bir fiil grubu, zarf fiil, isim fiil vesaire veya bir söz öbeği olarak sorulması neredeyse %100 arkadaşlar cebinizde kalsın. Bakalım bu cümlenin öznesini bulalım. Sonra hangi kelime grubu olduğunu zaten biliriz. Sirkesini, sarımsağını hesap eden paça içemez. Sirkesini, sarımsağını hesap eden, dikkat, paça içemez. Kim hocam? Sirkesini, sarımsağını hesap eden. Ha, burası özne ve an en sıfat fiil grubumuz var. Doğru cevap kesinlikle E seçeneği olacak. Bu kadar da basit hocam. Bu kadar da basit. Devam. Geldik 15'in soruya. 14'ün cevabını hemen ben bir işaretleyeyim. Edirne diye. Evet, geldik 15'e. Bakalım 15'te cevabımız ne olacak? Bu parçadaki numaralanmış şehirlerin hangilerine virgül konulamaz? Güzel. Yalnız yaşamanın bir tek amacı vardır sanıyorum. O da daha başıboş, daha rahat yaşamak. Sanıyorum derken orada bir açıklama yapacak bana belli ki. Oraya virgül koyamayız arkadaşlar. Tamam. Daha başıboş virgül, daha rahat yaşamak. Tamam. Buraya virgül gelir, sıralıyor çünkü. Fakat her zaman bu amaca hangi yoldan varacağımızı pek bilmiyoruz. Ruh nerede bunalırsa bunalsın, hep aynı ruhtur. Bunalsın, tamam virgül, hep aynı ruhtur diyor. Tam nokta koyacağız ama bakın evin E'si büyük ol, küçük olunca buraya noktalı virgül hissediyoruz. Ev işlerinin az önemli olmaları daha az yorucu olmalarını gerektirmez. Buraya da virgülümüzü koyduk hocam. Çok güzel bir soru gerçekten. Bizi arada bırakacak bir soru. Yani burada noktalama işaretlerinden hangileri gelir dese bile ters köşe yapacak bir soru. Oradaki evin küçük harfle başlaması, ilk cümledeki o da ifadesinin bir açıklamaya dönüşmesi. Buraya iki nokta gelecek, buraya noktalı virgül. Doğal olarak 1 ve 4 benim cevabım olacak. Neredesin? Buradasın hocam. Evet, süperdi. Bu da Bursa olacak. Güzel gidiyoruz arkadaşlar. Dil bilgisi denemelerine acayip ihtiyacımız var. Çünkü ses bilgisi çözüyoruz, yazım çözüyoruz, noktalama çözüyoruz. Sonra bir noktalama, daha sonra bir bakıyoruz ÖGE'ye geçiyoruz falan. Bunları bir deneme içerisinde görmek ve netlerimizi buradan hesaplayarak gitmek çok çok iyi. Bu 15'te ben 12-13 civarı yapabileceğinizi düşünüyorum, açık söyleyeyim. Yani böyle çok ters köşe yapan bir soru olmadı. Gayet yerinde, tadında, tam sınav formatındaydı. Bence 12-13 o civarları çok rahat gördüğünüzü düşünüyorum. Tekrar ediyorum. Yorumlarınızı okuyacağım her zaman olduğu gibi. Yorumlara bir yansın bakalım. Bu seri devam etsin mi? Yoksa yeni flash videolarla devam mı edelim? Ben de ona göre kanalı şekillendireceğim. Ama tekrar 26'sına inşallah her videoda hatırlatıyoruz, gösteriyoruz. Bir daha göstermiş olalım. Full tekrar kitabımız devrede hocam, satışta. Full tekrar yapacağız. Bütün kitabı beraber çözeceğiz. İnanılmaz sorular var arkadaşlar. Çok güzel bir tekrar olacak. Sıfırdan alacağız. Hiç bilmeyen de katılmalı. Ben şov yapacağım hocam. 38-39 şu an yapıyorum diyen de katılmalı. O anlamda herkese hitap eden bir kamp olacak. O zaman haydi bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kolay gelsin diyeceğim ama bayrama giriyoruz. 2 günlük bir bayram arası vereceğiz. İnşallah herkese şimdiden iyi bayramlar hocam. Görüşmek üzere, kolay gelsin.